26. menakıb Rüknül İslam Ahmet Cürcani rahimehullahü teala rivayet eder. Yüzden fazla Eshab-ı Güzin Teala aleyhi ecmaîn Hazretlerinin rivayetiyle işittim ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Ali'nin bir kere Amr bin Abduddün karşısına çıkması ümmetimin kıyamete dek ibadetinden hayırlıdır. Amr bin Abdut Arabi idi. idi. Mudar bin Nizar evladından idi. Fakat At kavminin kuvvetindeydi. Ömründe hiçbir cenkten yenilerek dönmemiş idi. Yalnız Bedir Cenginde yaralanıp düşmüş idi. Yarası iyi oldu. Tekrar Hendek Cengine geldi. Onun gelmesinden Müslümanlara korku hasıl oldu. O vakada 21 gün ok ve kılınc ile ve mızrak ile ve taş ile ceng oldu. 22. gününde cenk ve cidal iyice şiddetlendi. Amr bin Abdüt, hendek kenarına gelip, meydana er istedi. Müslümanlardan karşılık veren olmadı. Bir daha istedi. Kimse varmadı. Yedi kere davet etti. Yedinci de, Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri, Ali radıyallahu teâlâ an, hazretlerini çağırdı, ve huzurlarına oturttu. Buyurdu ki, Ya Ali, benim atıma bin, zülfikârı al. Amr bin Abdüd'ün önüne mertçe var. Onun uzun boylu oluşundan ve heybetinden üzülüp endişe etme ki ben Allahü Tebaareke ve Teala ve Tekaddes Hazretlerinden dua ederim ki sana nusret edip ve senin elin ile Müslümanlardan şeriri def eder. Ali radıyallahu teâlâ anh, düldüle binip zülfikârı kuşandı. O aslan ki avını gözleyip gider gibi Amr bin Abdüd'ün önüne vardı. Birbirini gördüler. Ali radıyallahu teala an hazretleri buyurdu ki Ya Amr işittim ki sen Kâbe karşısında ahdetmişsin ki Kureyş'ten bir kimse senden iki hacet istedikte o isteklerden birini yerine getirecekmişsin. Evet ya Ali ben bu ahdi ettim. Hazret Ali buyurdu. Ya Amr, şimdi sen bilirsin ki ben Kureyş'tenim. Senden iki hacet isterim. Eğer ikisini de kabul etmez isen, bari birisini kabul et. Evvela senden isterim ki bu saatte Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin vahdaniyetini ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin risaletini ikrar edesin. Dedi ki: Bunu kabul etmem. Başka ne istersin? Buyurdu ki: Onu isterim ki bu saatte bu iki kuvveti birbirine koyasın. Sen Mekke-i Mükerreme'ye dönesin bunu kabul ettim. Ama Ebu Bekr ve Ömer ve Osman'ın başlarını keserim. Hazreti Ali radıyallahu an buyurdu ki, Ey sefih! Benim başımı kesmeyince, onların başını nasıl kesersin? Ey Ali! Sen gençsin, henüz dünyayı görmemişsin. İstemem ki senin başını keseyim. Hazreti Mürteda buyurdu ki: Ben isterim ki Allahü subsanehu ve teala hazretlerinin tevfikiyle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin duası ile senin başını keseyim. Bu sözden Amr hararetlendi. Hemen atından inip atını bıraktı. Hazret Ali'ye doğru yürüdü. Hazret Ali de Kerremallahu vece atından inip yaya oldu. Birbirini hamle edip dolaştılar. Ali radıyallahu teala an hazretleri fırsatı bulup cenk arasında Zülfikari ile bir darbe vurup uyluğunu dibinden ayırıp düşürdü. Hazret Ali Amr'ın bacağını teninden ayırıp yüzünü ondan döndürüp uzaklaşırken Amr kendi kesilmiş bacağını elini alıp Hazret Ali'nin ardınca attı. Öyle bir attı ki eğer Hazret Ali onun önünden sapmasaydı o ayak parçasıyla helak olurdu. Hazret Ali radıyallahu teala an tekrar dönüp Amr bin Abdüd'ün başını kesti. O sırada Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri tekbir alıp buyurdu ki Ali'nin Amr bin Abdüd ile bir kere karşılaşması ümmetimin kıyamete kadar olan ibadetlerinden hayırlıdır.